Günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Bilin hangi saatte beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir konuğum var. Sevgili İdil, hoş geldin. Hoş nasılsın? Buldum, teşekkür ederim. İyi misin, nasılsınız? Çok iyiyim. İdil kaç yaşındasın? 22 yaşındayım. Ne yapıyorsun, nerede okuyorsun? Bahçeşehir Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'nde okuyorum, 2. sınıfta. Ay, nasıl gidiyor okul, güzel mi? Biraz zor ama sevdikten sonra... Seviyor musun? Yani hukuk mu seviyorsun yoksa okulunu mu seviyorsun, arkadaşlarını, çevreni mi seviyorsun? Hukuk okuyor olmayı seviyorum. İlgimi çok çekiyor. Yine de sormak zorundayım. Nerede çok mutlusun? Yani bu sevdiğimden dolayı mesleğimi. Ha. Şimdi yine de sormak zorundayım. Tamam, okuyor olabilirsin hukuk ama ileride ne olmak istiyorsun? Avukat olmak istiyorum. Aa, çok şaşırdık. Ama ne bileyim, kazanmıştır şunu bir okuyayım bitireyim der. Belki hayali atıyorum balerin olmaktı yani, ne bileyim, öyle bir şey var mıydı çocukluğundan beri yoksa avukat mı? Aslında çok tezat ama ben doktor olmak istiyordum, tıp okumak istiyordum. İşte ben buradaki şeyleri çıkarmaya çalışıyorum. Sonra ne oldu? Başaramadım. Ya öyle deme. Sana da avukatlık çok yakışır. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Aynen konuşuyor. Ben şu an İdil'le sohbet ediyorum. İdil, birazcık da seçilme hikayeni anlat istersen. Sen ne için başvurmuştun, ne için geldin? Aynen. Yani şöyle, siz dudak renklendirme için hediye edeceğinizi söylemiştiniz. Ben de ona yanıt verdim aslında ama... Ne oldu? Evet, dudağa niyet, saça kısmet oldu değil mi? Aynen. Evet. Gerçekten böyle sevenlerimizle, bizle ilgilenen insanlarla bu tarz çekimleri yapmayı çok çok daha seviyoruz. Ama tabii ki şansımıza... Ben dedim ya, sarı saç olursa daha belli olur dedim. Başak, hani öyle birini bulabilir miyiz falan dedim. Bir saç geldi ki yani tamamen şansa, şampuan reklamcılarını buradan kendilerini davet etmek istiyorum bir hukukçumuza. Biz okula giden genç kızlarımız için pratik saç toplama önerileri vermeye karar verdim. Ki benim saçım kısa ama İdil'in saçı şu anda her türlü toplamaya çok uygun olduğu için siz de kendi saçınıza göre versiyonlarınızı yaparsınız. Her şeyden önce benim ilk ve en çok sevdiklerimden bir tanesini yapmak istiyorum. En pratik olanı aslında bu bence. Çünkü tokaya ihtiyacımız olmadan yapabileceğimiz toplama çeşitlerinden bir tanesi. Bir de bence bu kahküller hem yaş olarak size çok yakışıyor hem de herhangi bir pratik toplamada çok daha havalı duruyor diye düşünüyorum. Şöyle yapıyorum. Yalıcığım, gelirsen hemen göstereceğim. Neye ihtiyacım var? Bir tane kaleme ihtiyacım var. Büyük ihtimalle kalemim var yanımda. Sonra saçımı döndüreceğim. Enseri bir topuz yapacağım. Ve zaten gelişi güzel bir topuz yapmak istiyorum. Zaten çok fazla böyle düzgün bir şey yapmak istemiyorum. O anlık toplayacağım bir şey olsun istiyorum. Evet, şu şekilde topladım. Dağılacak, sağından solundan bir iki tane düşecek. Ama gördüğünüz gibi kahküllerle çok havalı bir şey aldı. Yine bunu aynı şekilde birazcık daha yukarıdan toplayacağım. Farkındaysanız... Burada konuşayım. Sen tutar mısın? Farkındaysanız hiçbir şekilde tarakla düzgün darbeler yapmıyorum. Mümkünse eğer doğal bozukluğunu korumak istiyorum. Yukarıya doğru alacağım. Yine bir iki tane perçemimi ön taraflarda bırakacağım. Acıtırsam söyle. Tamam. Şimdi aynı şekilde yukarıda bir tane topuz yapacağım. Çok sinir bozucu güzelsin gerçekten, maşallah. Daha güzel açacağız. Duydunuz mu ne dedi? Duydunuz mu? Şimdi aynı şekilde topladım ve yine kalemimi tek taraftan geçiriyorum. Ve öbür taraftan şey vardır ya, hani filmlerde tek böyle hareketle kalemi sokup topuz yapan kızlar. Çırlık. İşte öyle bir topuz. Şöyle arkadan istersen görelim. Yazayım, yaptım. Topuzun güzelliğini lütfen. Görelim. İkinci topuzumuz buydu. Bir diğeri de eğer yanınızda tokanız yine yoksa diye düşünürsek ki... Ben bunu aslında şöyle minicik tokaları, şu plastik minik ince tokaları hep çantamda bulunduruyorum. Böyle zebelak gibi atıyorum 7-8-10 tane. Mutlaka, çünkü ihtiyacımız oluyor. En sevdiğim pratik toplamalardan bir tanesi de saçımızın iki kulak arkamızdan uzun saçlarımı ön tarafa doğru çıkartıyorum. Tamam mı? Sonra buna bayılacaksınız bence. Şöyle içine sokayım. Sonra ön tarafta yüzümden geçebilecek kadar kaldı bir yerden devam ediyoruz. İki tane uzun kulaklarımızın oradan parça çıkarmıştık. Bunun için bir parça uzun olması yeter. İlla İdil'inki kadar uzun olmasına gerek yok. Alttan topluyorum. Veyahut da dediğim gibi eğer tokanız yoksa yanınızda bunu örebilirsiniz. Şuradan alta kalan kısmını örebilirsiniz. Tamam mı? Bunun altını ördüğümüzü farz ediyoruz. Sonra yüzümüzden geçiriyoruz.
hop arkada istediğimiz sıkılıkta sıkılaştırıp bırakıyoruz. Şöyle saçımızı da bırakalım. Bu da çok basit. Hatta bir tık daha şunu sıkılaştırsam daha da güzel olacak. Neyse sıkılaştırırsınız. Öne aldık. Nereye anlatsam acaba? Hop arkaya geçirdik. En sevdiğim pratik toplamalardan bir tanesi. Şimdi birazcık daha havalı süslü eğer biz bir kızsak ve birazcık da el yeteneğimiz varsa ne yapalım o zaman? Hemen güzel bir örgü yapalım istiyorum. Balık sırtı öreceğiz ama balık sırtı örmek için hemen şuradan göstereyim istiyorsan Yağız. Yakına doğru gelirsen. Üç parçaya ayırıyorum ama yani çok düzgün, çok böyle özenli bir örgü istemiyorum. Çünkü kuaför yapmış gibi olsun da istemiyorum. Ama istersem yapabiliyorum. Ama şu an ibinin saçında buna hiç ihtiyacım yok. Saçınızı akşamdan banyo yaptıktan sonra kuruturken bir parça da olsa eğer düzleştirerek fönlerseniz tarağınızla, profesyonel fön çekmenize gerek yok. Sabah kalktığınız zaman okula giderken işinizi yarı yarıya azaltmış olursunuz. Bir de lütfen ıslak saçlarınızla yatmayın. Sabah korkunç bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü yattığımız zaman hakikaten şeklimize göre yastığın, yorganın hatta kafamın şeklini aldığı saçla kalktığımı biliyorum. Evet. Şöyle örgümü yaptım. Geliş güzel örgümü yaptım. İlla balık sırtı olması da şart değil. Şimdi İbin saçları güzel olduğu için ben birazcık gaza geldim. Tamam. Sonra örgümüzü bollaştırıyoruz. Rahat bırakıyoruz. Elimizde birazcık oynuyoruz. Bir yerlerden çıksın ve daha doğal olsun. Çok yapılı olmasın diye. Bunu alalım. Çok uzun kalmış. Diyelim ki parça kaldı. Ne yapıyoruz? Hup, hemen örgünün içerisine tıkıp alttan çekebiliyoruz. Ve ben böyle minik fırarları çok seviyorum. Çok havalı ve çok özenli duruyor diye düşünüyorum. Plastik tokanı gözükmesindense şöyle minik fırarları bağlayabilirsiniz. Şöyle minik tekli bir kurdele atacağım. Şöyle önüme getireceğim. Bu da çok tatlı oluyor diye düşünüyorum. Evet, bu da güzel model oldu. Tamam, bir tane daha yapacağım. Bir de saçlarınızın eğer düzlüğüyle kıvırcığıyla ilgili bir sıkıntınız yoksa eğer böyle bir yandan toplama ve bulgu şeklinde ben çok çok seviyorum. İki taraftan saçımızı alıyoruz. Ve şöyle, dur bu taraftan göstereyim daha iyi görürsünüz. Şöyle. İki parça alıyorum. Önce bu tarafa döndürüyorum. Sonra diğer elimle şöyle diğer tarafı pratik bir şekilde döndürüyorum. Ve arkada sanki bir düğüm atacakmış gibi burada sadece birkaç tane tokaya ihtiyacım var. Düğüm atacak gibi döndürüyorum ikisini birlikte. Ve üzerine bir tane tek bir fırçayı geçiriyorum. İhtiyacım oldu çünkü saçları inanılmaz kaygan ve şey temiz. Kirli saç, unutmayın ki her zaman daha iyi tutar, daha iyi yapışır, daha iyi şekil alır. Bu şekilde de güzel bir model yapabiliriz. Bak nasıl usta okuluna giden, kendine bakmış genç bir kızımız, öyle değil mi? Beğendin mi modellerimizi? Hepsi birbirinden güzel, umarım ben de yapabilirim. Yaparsın ya. Yeteneğim yok ama. Ama yok, basit şeyler yaptım yine en azından. Evet. Çok da yakıştı. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi tanımak çok bana eşlik ettiğin için çok mersi. Hadi el sallayarak videomuzu kapatalım. Hoşçakalın.